Romalılar 5. bölüm. 17. <laughs> ayet. Romalılar 5. bölüm 17. ayet. Sayfa 1429. Pastor daha ne kadar bu ayeti söyleyeceksin? Rüyanızda kendi kendinize söyleyene kadar, aklınızda sabahtan akşama kadar, gözünüz önünde olana kadar, dilinizden düşmeyene kadar. Romalılar 5. bölüm 17. ayet. Yaşamda egemenlik sürmek üzerine değinmekteyiz ve bunun için gereken Tanrı'nın bol lütfunu anlamaktayız. Anlatamam ne kadar çok mesaj alıyoruz bu konuda. İnsanları Rab özgür kılıyor. Facebook'tan yazanlar, web sitemizden yazanlar, kiliseden gelip kardeş paylaşan kardeşlerin tanıklıkları olağanüstü. İnsanların gözleri açılıyor Tanrı'nın lütfu konusunda. İnsanlar yasacılıktan benlikte çabalamak, yorgunluğundan insanlar um, mahkumiyetten, suçluluktan özgür kılınmakta. Amin. Ve bu lütuf üzerine konumuzda paylaştık, paylaştıklarım üzerine bugüne kadar kim gerçekten Rab'den bir şeyler alıyor? Elinizi görebilir miyim? Çok güzel. Haleluya. Romalılar 5. bölüm 17. ayet diyor ki çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adamın aracılığıyla egemenlik sürdüyse yani Adem'in günaha düşüşünden bahsediyor. Adem'in yeryüzünde günaha ve ölüme kapı açmasından bahsediyor. Egemenlik sürdü diyor. Egemenlik süren ölüm. Ama aynı zamanda başka bir şey daha var. Tanrı'nın bol lütfunu Komşuna söyle bol lütuf. lütuf. Kıtlı lütuf değil. Söyle kıtlı lütuf değil. <laughs> bol lütuf. Bol lütuf. <laughs> bol lütuf. <laughs> Ve ikinci olarak aklanma bağışını. Aklanmanın aynı zamanda doğruluk olduğunu gördük. Zaten doğruluk olarak çevriliyor birçok başka yerde de. Bağış aynı zamanda armağan buradaki kelime. Doğruluk armağanı diyoruz. Aynen nasıl İbrahim Tanrı'ya iman etti bu ona doğruluk sayıldı. Yine 2. Korintiler 5, 21'de gördüğümüz gibi. İsa Mesih günahı bilmeyenler için günah sunusu oldu. Günah bilmeyen İsa Mesih bizim için günah sunusu oldu. Ki öylece onun sayesinde biz Tanrı'da ne olalım? Mesih'te Tanrı'nın doğruluğu olalım. Yine aynı kelime. Aklanma, doğruluk. Aklanmanın da güzel bir manası var. Düşünün mahkemeye çıktığın zaman suçlanan kişinin aklanması söz konusu burada. Aklandın yani. Aklandıysan bitti. Bir daha sana aynı konuda dava açamazlar. Bitti yani. Berat ettin. Amin. Suçsuz bulundun. Ama suçsuz bulunmakla da doğru bir kişi olarak sabıkasızsın. Amin. Sabıkan yok. Hatta öyle diyor. İsa sabıkamızı aldı ve çarmıha çiviledi. Bize karşı yazılı olan o suçlayıcı suçlama listesini aldı ve çarmıha çiviledi. Sabıkan silindi. Sabıka kaydın sıfırlandı. Ne güzel bir şey. Haleluya. Sabıka kaydı sıfırlandı. O yüzden seni suçlayacak bir liste yok. Tanrı'nın akladıklarını kim suçlayacak? Yok çünkü suçlayacak bir liste yok. Bu yüzden artık suçluluktan ve mahkumiyetten özgür olma zamanı geldi. Çünkü doğruluk armağanını aldın. Bu bir lütuf. Bol lütuf ve doğruluk armağanı. Komşuna söyle doğruluk armağanı. Haleluya. Bu geçen hafta e, değerli arkadaşım Pastor Cevdet Özdemir ile birlikte beş program yap yaptık tanrısal doğruluk üzerine. Stüdyomuzda ve bunlar da yakında hem Kanal Hayat'ta yayınlanacak. Hemen bunları da zaten web sitemizden olsun, YouTube'dan, bütün bütün koyduğumuz, arşivlediğimiz yerlerden de izleyebilirsiniz güzel bir paylaşım oldu. Bunlara değindik. O kendi saç açısından doğruluğu paylaştı. Ben de zaten bütün bunlar taze olduğu için yüreğimde bol lütuf üzerine de paylaştım. Çok güzel bir paylaşım oldu. Bunlar insanlara bereket olacak. Tanrı'nın bol lütfunu ve aklama, aklama bağışını, doğruluk armağanı alanların iki şey. Bol lütuf, doğruluk armağanı. Bunları diyor ne yapanların? Kazananların, hı? başaranların. Aa, Satın alanların. Alanların. Alanların, kabul edenlerin. Bir tek adam. Yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Kesindirle bitirebilirdi Tanrı. Çok kesindir de diyebilirdi. Ama çok daha kesindir demiş. Bize bir şey söylemeye çalışıyor sanıyorum Rab. Ha? Evet. Çok daha kesindir. Galiplersiniz diyebilirdi. Galiplerden üstünsünüz diyor. Bu durumların hepsinde diyor. Bazılarında da diyebilirdi. Arada sırada galip geleceksiniz. Bazı durumlarda diyebilirdi. Hayır. Bu durumların hepsinde diyor. Sizi sevenin, size karşı bol lütuf verenin sayesinde galiplerden üstünsünüz. Amin. Haleluya. Tanrı bir şey söylemeye çalışıyor sanıyorum. Bir şey. Bir şeyi iyicene vurgulamaya, iyicene aklımıza, yüreğimize girsin istiyor. İyicene bir şey anlayalım istiyor. Ha? Değil mi? Haleluya. Sonra bir de baktığımız yine Yuhanna'ydı. Birinci bölüm 17. ayetti. Yuhanna'nın müjde kitabı sayfa 1332. Yine 17. ayet 117. Yuhanna 117, 1332 sayfa kutsal kitapta. Kutsal yasa diyor Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Özellikle bunu çok vurguladık. Çünkü bu lütuf konusuna değindiğimiz zaman insanlar lütfu anlamadıkları için birazcık hani dikkatli olman lazım. Lütfu abartma falan diyorlar. Pastor Gülben bir istatistik paylaşmıştı sizinle. Zorlukların üstesinden gelmek konulu bir vaaz verdiğinde. Ha bu arada Pastor Gülben'le birlikte de bu geçen hafta zorlukların üstesinden gelmek konusunda 5 televizyon programı yaptık. Yine o konuya değindik. Çok güzel paylaştı Gülben ve bu da yakında yayında olacak. Hem kanal hayatta izleyebileceksiniz hem sitem, web sitemize girdiğiniz zaman arşivde olacak. YouTube'da bir birçok yere bunlar konuyor ve izleniyor. Binlerce kere izleniyor. Bu da çok önemli bir konu. Hatırlarsınız bir istatistik paylaşmıştı. Bir anket yapılıyor. Mesih imanlılarıyla. Bu, bu arada bunlar yani ismen Hristiyanlar da değil. Gerçekten Mesih'i tanıyan Hristiyanlar. Yani yeniden doğuşu almış olan Hristiyanlar. Şu sonuçta lütuf konusunda konuşuluyor ve ankete göre o anket yapılan Mesih imanlarının sadece yüzde ikisi lütfu tam olarak anlamış. Yüzde 98 diyor ki lütuf günahların bağışlanması. Yüzde ikisi ise lütfun Tanrı'nın bize verdiği olağanüstü bir güç olduğunu farkında. Lütuf Tanrının istediği yaşamda zaferli olabilmemiz için bize verilen bir güç, bir donanım. Gerçek anlamda da lütuf bu. Ve tabii ki insanlar bunu anlamadıkları için lütfun bizi gerçekten o bol yaşama, bol zafere götüren bir güç olduğunu fark etmedikleri için sadece günahların sanki bağışlanması, örtülmesi gibi bir şey olarak gördükleri için de diyorlar ki şimdi Dikkat et, lütuftan bahsettiğin zaman hani insanlara şey, e, e, gevşemeleri için lütuf, lütuf, lütuf haber edersen insanlar lütfu kullanarak gevşerler, gevşerler, istediklerini yaparlar. Biraz işte laçkalaşır, birazcık işte hafife alırlar. Lütfu istediklerini yapmak için, arada sırada da günah işlemek için e, taviz veren dünya sağlıkla ruhsallığı karıştıran, taviz veren bir yaşam sürmek için mazeret olarak kullanan dikkat etmen lazım. Bu yüzden arada sırada yasayı getireceksin ki dengeleyeceksin. Tabi yasayla da kastedilen Musa'nın yasası. Ama biliyoruz ki İsa Mesih Musa'nın yasasının sonu oldu. İsa'nın ölümüyle yasa tamamlandı ve son buldu. Eski antlaşma yasa dönemi kapandı. Bu yüzden 10 emir alıp istediğin kadar duvarına yapıştır, istediğin kadar ezbere bil ve 10 emire göre yaşamaya çalış bunu yapamayacaksın. 10 emir kutsal mı, iyi mi? Evet. Yasa iyi mi diyor? Yasa gayet iyi diyor Paulus. Yasa doğruluk talep ediyor ama maalesef doğru olmak için güç vermiyor. Seni tek başına bırakıyor. Yasanın amacı yasayı uygulayarak doğru olman değil. Yasayı uygulamaya çalışarak doğru olamayacağını fark etmen ve doğruluk armağanını Tanrı'dan İsa Mesih aracılığıyla alman. Yasaya baktığın sürece seni her zaman İsa Mesih'e yönlendirecek. Yasa seni çaresiz bırakacak. Paulus da öyle diyor Romalılarda. Çaresiz kaldım diyor. Yasa bana bunu yapma dedi. Onu yapma, yapmamam gerektiğini bilmeme rağmen yapıyorum. Ne yapacağım diyor? Zavallıyım ben. Ondan sonra diyor ki şükür olsun ki İsa Mesih'e Beni yasanın mahkumiyetinden kurtardı. Çünkü artık Romalar 8.1 mescidi olanlar için hiçbir mahkumiyet yoktur. <laughs> hiçbir mahkumiyet yoktur. Günahlılık duygusu yoktur. Suçluluk duygusu yoktur. Çünkü suçlu değilsin ki suçluluk duygusu olsun. Anlıyor musun? Suçlu olsaydın suçluluk duygusu olurdu ama suçlu değilsin. Aklandın neden suçluluk duygusu olsun? Bunun için ben günahkarım artık diye kendini ezmeyi bırak. Ben İsa Mesih Tanrı'nın doğruluğuyum deyip Tanrı'nın bol lütfunu al ve daha güçlü, daha zaferli bir yaşam yaşa. Ve yaşamda çok daha kesin bir şekilde egemen ol. Amin. 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 Öyle diyor. Günah size egemen olmayacak diyor. Çünkü yasa altında değilsiniz. Lütuf altındasınız. Yasa altında olursan, yasaya, kutsal yasaya geri dönersen günah sende egemen olacak. Ama lütf, lütuf, altına girersen günah sende egemen olmayacak. Haleluya. Dua ediyorum ki bu vahiyi Rab yüreklerinizin derinliklerine yaksın. Amin. Ruhun ateşiyle mühürlesin ki asla sizi terk etmesin. Amin. Haleluya. Öğrendik ki lütuf, lütuf, lütfu, Tanrı'nın lütfunu yasayla dengeleyemeyiz. Yasaya yer yok artık. Eski antlaşma yasasına yer yok. Peki nasıl dengeleyeceğiz? Ve aslında bugün paylaşacağım da bana sor sorulan bir soru üzerine. Geçen gün bir kardeş bana bir soru sordu ve lütuf konusundasın pastör dedi. Bir soru sormak istiyorum. Anlayamadığım bir kısım var. Ve kardeş bana bu soruyu sorunca da Cevaplayacak vaktim yoktu. Tam, çünkü tam kapıdan çıkıyordum. Dedim ki konuşuruz. Tabi o sorulan soru da çok, çok hakikaten çok iyi bir soruydu. Hananya ve Safira sorusu. Peki pastor bu kadar lütuf varsa neden yeni anlaşmada Hananya ve Safira ölüp yıkılıp yargılandılar kilisede? İyi bir soru değil mi? Nasıl ikisini dedi bağdaştıracağız? Lütufla bu yargıyı nasıl bağdaştıracağız? Yani nasıl oluyor? Dedim çok iyi bir soru. Ve bunun üzerine derin derin düşünürken kardeşe nasıl cevap vereceğimi. Aslında cevabı biliyorum. Rab dedi ki bu konuya kilisede değin. Çünkü başkalarının da bu sorunun sorunun cevabını almaya ihtiyacı var. Kim bu sorunun cevabını bilmek ister? Hı? İyi bir soru değil mi? Peki pastör, özellikle eski yeni antlaşmadasın. Hani yeni antlaşma kilisesi elçilerin işleri. inanılmaz lütuf, Rabbin görkemi ve Hananya ve Safira Safira yalan söyledikleri için, para çaldıkları için yıkılıp ölüyorlar kilisede. Peki bunu nasıl bağdaştıracağız? İsterseniz gidin, gidelim ve bakalım. Elçilerin işleri ikinci, e, ikinci diyorum pardon. Elçilerin işleri dördüncü bölüme gidelim. Elçilerin işleri 4. bölüm sayfa 1700, 1377. Kim bilmek istiyor? Ha? Ne oldu Hananya ve Safira'ya ve neden böyle bir şey oldu değil mi? Biliyoruz ki Elçin İşleri 2. bölümde Pentekost günü. Kusaru güçlü bir şekilde geldi. Ateş gibi, rüzgar gibi imanları doldurdu. Olağanüstü bir deneyim yaşadı imanlar. 3000 kişi iman etti. Musa'nın yasası da ilk fısıhtan 50 gün sonra verilmişti Sina Dağı'nda. O gün 3000 kişi ölmüştü. Çünkü yasa öldürür. Öyle diyor değil mi? Yasa öldürür. Ama ruh yaşam verir ve Kusarun geldiği günde 3000 kişi Yeniden doğdu. Yaşam aldı. İlk Pentekost'ta 3000 kişi öldü yasayla, yasanın verildiği gün ama ikinci Pentekost'ta 50. günde 3000 kişi ölümden dirildi. Ruhları yeniden yaratıldı. Tanrı'nın yaşamını aldılar. Haleluya. Böyle güçlü başlayan bir kilise. Daha sonra baskı geliyor ve bir dua toplantısı yapıyorlar. Elçenişleri 4. bölüm. Um, 31. ayet sayfa 1378. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Haleluya. <laughs> ne müthiş dua toplantısı. Hepsi kutsal ruhla doldular. Daha önce dolmuş olanlar da taze bir şekilde dolu. Bir vaftiz var ama sürekli dolmak var kutsal ruhda. Ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. Harika bir dua toplantısı değil mi? 32. ayet. İnançlılar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Müthiş bir cömertlik var. Hiç artık insanlar dünyasal hiçbir şeye bağlı değiller. O kadar ruhtalar ki hiçbir benlik yok, bencillik dahi yok. Benim diyen yok. Anlıyor musunuz çünkü hepsi o kadar ruhta ki her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Ve Tanrı'nın altını çizelim, büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Komşuna dön ve söyle, büyük lütuf. İşte lütufu görüyoruz, evet. Sadece lütuf da değil, büyük lütuf. Grekçesi Mega. Megas, mega lütuf. Mega, çok büyük. Devasa anlamına gelen. Büyük lütuf. Büyük lütuf. Üzerlerinde. Bu kadar büyük lütuf varken nasıl oluyordu? Devam edelim hikayeye. 34 de diyor ki aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar vay canına. Sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna dibine bakacak olursunuz, ayaklarının dibine diyor. Nereden buyruğuna koymuşlar? olduğu gibi yazın ya. <laughs> İlle dip mı bakmamız lazım? Aynen. Elçilerin ayaklarının dibine koyarlardı. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Müthiş bir cömertlik. İnanılmaz bir vericilik ruhu var, değil mi? Bu büyük lütuf ve inanılmaz bir vericilik ruhu. Peki pastor bu kadar büyük bir lütuf varken ne oluyor? Yani nasıl oluyor? Yani lütuf demediniz mi yaşam sağlayan bir şey? Hı. Yasa altında değiliz. Yargı yok, lütuf var. Nasıl oluyor? Bir devam edelim hikayeyi okumaya. Örneğin bir örnek veriliyor. Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf sahip olduğu bir tarlayı sattı. Kıbrıs'tayken o tarlaya gittim. <laughs> Şaka diyorum. <laughs> Hala orada duruyor diyeceğim de. <laughs> bir tane orada Barnaba Kilisesi diye bir şey var Kıbrıs'ta. Ta Dağların tepenin üstünde bir yer. O kadar sıcak ki 45 derece. Gitmek ister misiniz dediler. Yok dedim kalsın. <laughs> Taşlara bakacak ne işin var. Ben dedim taşı değil de mesle istiyorum. <laughs> Ama öyle bir şeyler var orada. Parasını getirip elçilerin buyuruna yine ayaklarının dibine koydu Barnaba. Biliyorsunuz daha sonra Paulus'la elçi olarak hatta Paulus'u bulup Antakya'ya getiren Barnaba. Ve Paulus'un ilk hizmet ortağı, birlikte ilk müjdeleme misyon seyahatine çıktıkları Barnaba. Daha sonra elçi olarak kutsal ruhun çağırdığı Barnaba. Yani sakın bir sunuyu küçümsemeyelim. Bu Barnabayı ilk defa görüyoruz ve daha sonra bu olay Barnaba'nın elçi kadar elçi olarak bile yükseleceği noktaya kadar gelmesindeki giriş kapısı gibi görebiliriz burada yani. Barnaba'nın yüreğini ve karakterini ve eylemlerini görüyoruz. Bunu takip edelim yani. Başlangıcı bu şekilde. Ve daha sonra başlangıcı ve sonunu gördüğümüz iki isim daha var. Devamı gelmiyor bunların. <laughs> Barnabayı tekrar görüyoruz elçenişte de, de bu ikisini bir daha görmüyoruz. Göre, göremezsin. 5. ayet bölüm 1. ayet. Hanan adında bir adam karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Herkes mülklerini satıyor, söylüyorlar, Elçenin ayaklarının dibine getirip herkes görüyor yani bu olay olurken Elçenin ayaklarının dibine getirdikleri o mülklerinin sattıkları mülklerinin parasını artık altın mıdır, gümüş müdür, her neyse bunları görüyorlar, getiriyorlar. Herkes görüyor. Demek ki Hananya ve Safira da gördü. Ve diyorlar ki biz de yapacağız. Biz de yapacağız. Ama Barnaba'dan farklı bir yürekleri var. Dışsal olarak güzel ama içte bir sorun var. Göreceğiz neymiş. Paranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna ya da ayaklarının dibine koydular. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Yani bu iki karı koca ikisi bir komplo kuruyorlar. Diyorlar ki biz mülkü satacağız ve getireceğiz çünkü bunu anons etmişler. Ama sattıktan sonra ellerinde görünce onu <laughs> çok geldi. Bir türlü <laughs> bırakamıyorlar. Ve diyor bir kısmını kendine saklayıp Şimdi buradaki sorun ne? Bir kere bütün mülkü satıp vereceğim dediğin anda o artık sen ver, ver, söylediğin anda Tanrı'ya ait kıldın onu. Artık o Rab'be verdin ve Rab'bin malı. Ve sen bir kısmı tuttuğun zaman bu sefer Rab'den çalmış oldun. Ciddi bir olay. Ciddi bir suç ama lütuf var değil mi? Hep de, hatta büyük lütuf var. Nasıl oluyor yani pastör şimdi ne oluyor? Sonra Petrus ona, üçüncü ayette, ''Hananya nasıl oldu da şeytana uydun?'' ''Kutsal ruha yalan söyleyip, tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın.'' dedi. Petrus biliyor, ruh, ruh aracılığıyla olayı biliyor ve ona soruyor. ''Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi?'' ''Evet.'' Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Evet. Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söylemiş oldun." diyor Petrus. Ciddi bir azarla azarlıyor ve Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Vay canına. Olayları duyan herkesi büyük Megas. Bir, korku saldı. Büyük lütuf demiştik. Herkes büyük lütuf desin. Bir de büyük korku diyelim. Büyük korku. Şimdi bunun ne korkusu bu? Nasıl bir korku? Burada bahsedilen korku ne? Kutsal kitap bize diyor ki Rab bize korkaklık ruhu, korku ruhu vermedi. Hatta korku ruhu şeytandan gelen bir şey biliyoruz. Ama aynı zamanda kutsal kitap açık ve net bir şekilde Rab korkusundan bahsediyor. Hatta diyor ki Rab korkusu bilgeliğin başlangıcıdır. Rab korkusu olmadan diyor kutsallık olmaz. Değil mi? Rab'den korkmak. Şimdi bu farklı bir şey. Rab'den korkmak nedir? Burada cezalandırılma korkusu ya da ölüm korkusu, cehennem korkusu gibi bir şey değil. Rab korkusu, Rab'be olan derin bir saygı, tapınma ve onurlandırma. Rabbe olan büyük bir saygı. Çok saygı gösterdiğin bir kişiye yalan söylemezsin çok saygı gösterdiğim bir kişiden çalamazsın. Şimdi peki bu büyük lütuftan bahsediyoruz. Bu kadar büyük lütufun ortası nasıl oluyor? Bu adam pat diye yıkılıp ölüyor. Ve hatta durup adam için bir cenaze töreni bile düzenlemiyorlar yani. Evet. <laughs> Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. <laughs> Bazı böyle eski kiliseleri görürsünüz. Arka bahçelerinde mezarlık vardır. Bazen oradan geçerken düşünüyordum. Acaba bir toplantıda insanlar can verip öldü de arkaya mı gömdüler falan diye. <laughs> yani alıp, alıp arkaya gömüyorlar ve... ...toplantı durmuyor bile. Devam ediyor. Bundan yaklaşık üç saat sonra. Tam bana göre bir toplantı. Nehir Kilisesi gibi üç saat süren bir toplantı. <laughs> Petrus hala orada hizmet ediyor ve... ...Hananya'nın karısı... Olanlardan habersiz içeri girdi. Kuaförde saçını yaptırırken toplantıyı biraz geçikti galiba. Kocası önden gitti, o sonradan geliyor. Kadın kocasını gömdüler haberi yok. Kimse de söylemiyor. Kadın toplantıya giriyor. <laughs> yani biraz işi hani işi yumuşatmaya çalışıyorum size burada hafif şakala şakaya döküyorum da gülün kıkırdayım biraz diye ama yani işi ciddi bir iş olduğu için hani hani mümkün olduğunca <laughs> güzelce sunmaya çalışıyorum. Kadın toplantıya geliyor ve kocası ölmüş, gömülmüş haberi yok. Kimse de söylemiyor. <laughs> Habersiz içeri giriyor ve Petrus 8. ayet. Söyle bana tarlayı bu fiyata mı sattınız diye sordu. Hı, hmm, şimdi burada duralım. Lütuf. Lütuf günahı örtmek, günahı gizlemek için bir mazeret değil, değil mi? Lütuf günah içinde devam edip de göz ardı edip şöyle örtbas etmek için bir şey değil lütuf. Lütuf tövbe edip kurtulup aklanmamız için bize Tanrı'nın armağanı. Ve bu kadına Rab bir fırsat veriyor. Petrus ona soruyor, bir soru soruyor. Böyle mi oldu? diye sordu. Kadının cevabı çok önemli. Evet bu fiyata dedi Safira. Hayır, yalan söyledik, hata yaptık demesi için Tanrı yine de bir fırsat veriyor. İşte lütuf bu. Lütuf hala bir fırsat veriyor ona. Ve Petrus ona şöyle dedi. Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? Karı koca birlikte yargılanmıyorlar. Rab herkesi herkese tek başına bir fırsat veriyor. İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda. Seni de dışarı taşıyacaklar. Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı. İnsanlarda Rab korkusu oluştu. Şimdi burada bir dakika durmak istiyorum. Büyük lütuf var ama bir eksik vardı büyük lütufla. Çünkü o büyük bol lütufla birlikte şimdi yasayla dengelemeyeceksek neyle dengeleyeceğiz? Gerçekle. Büyük lütuf hayatımızda aynı zamanda büyük bir tanrı korkusu olmasını gerektiriyor. Eğer lütuf ankete cevap veren yüzde 98'in söylediği gibi olsaydı günahlarımızın örtülmesi, bağışlanması için bir şey. Ama diğer yüzde ikisinin de dediği gibi ve gerçek olan gibi. Lütuf, Tanrı'yı hoşnut eden, zaferli yaşamı sürdürmemiz için bize verdiği olağanüstü bir güç. Anlıyor musunuz? Ve hafife alınacak bir şey değil. Şimdi bunların üzerine derin derin düşünürken Rab bir şey gösterdi. Duymak ister misiniz? Şimdi yasa altında değiliz diyoruz ya. Tabii unutmayın kastedilen Musa'nın yasası. Ama yeni antlaşma bir yasadan bahsediyor. Özgürlük yasası diyor. Ya da yaşam veren ruhun yasası. Şimdi iki yasa var. Günahın ve ölümün yasası, Musa'nın yasası. Yasa öldürür dediği o eski antlaşma yasası. Ama aynı zamanda bir özgürlük yasası daha var. Yaşam veren ruhun yasası. Ve kutsal kitapta diyor ki artık Tanrı yasayı yüreklerimize kutsal ruhu aracılığıyla yazdı. Taş defalar üzerinde verilen ve imkansız, yerine getirmesi imkansız olan yasa önünde mahkumuz, suçluyuz, çaresiziz. Eski antlaşma yasası. Ama şimdi yeni antlaşma imanları olarak Tanrı'nın kutsal ruhunun gücüyle doluyuz. Dua ettiler, Orası sarsıldı. Orayı sarsan kutsal ruhun gücü içlerinde yaşıyor. Tanrı'nın inanılmaz büyük lütfuna sahipler. Ve buna rağmen lütufla oynuyorlar. Hananya ve Safira'nın sorunu buydu. Bakın. Yasa altında değiliz demekle eski antlaşma yasasını kastediyoruz. Ama unutmayalım. Ve Rabbana dedi ki, içlerindeki kutsal ruhun yasasını çiğnediler. Kutsal ruha yalan söylediler. Yazılı yasa değil, yüreğimizde olan yasayı takip ediyoruz. Ve kutsal ruh eminim onlara konuştu. Siz de yapın, siz de satın, parayı getirin, verin. Adım attılar ama bir noktada aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki, bunun bir kısmını kend kendimize tutalım diyor. Adam kadında diyor, evet tamam öyle olsun. İşbirliği yapıyorlar ve Kutsal ruha yalan söylediniz diyor. Büyük lütufla birlikte büyük sorumluluk gelir. Değil mi? Çok verilenden rahat çok şey bekliyor. Büyük lütufla birlikte Tanrı'ya karşı çok daha büyük saygımız olması lazım. Daha büyük bir değer vermemiz lazım Tanrı'ya. Çünkü bu büyük lütuf çok değerli bir şey. Ve Hananya ve Safira Rab korkusunu bir noktada yitirmişlerdi ve lütfu onları zaferli yaşamaları için güçlendiren bir şey olmak yerine lütfu sanki yaptıklarını örtbas edecek bir şeymiş gibi görmeye başladıkları için bir aldanmaya düştüler. Ve günümüzde de bu aldanma kilise dünyasında çok yaygın. İnsanlar istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar ve artık Hananya ve Safira gibi patır patır yere yıkılıp düşüp ölen insan yok belki. Ama ölüyorlar maalesef. Fiziksel olarak yıkılıp ölmeseler bile evlilikleri ölüyor. Bedenleri ölüyor. İşleri ölüyor. Hay hayatları yavaş yavaş ölüyor lütfa değer vermedikleri için. Tanrı'nın bol lütfunu alıyorlar ama o lütfu sanki oyuncak gibi kullanmaya çalışıyorlar. Ateşle oynayan yanar yanar kardeşler değil mi? Lütuf var nasıl olsa deyip bu bizim işte gevşememiz. insanlar gevşemesin diye yasa, kutsal yasa değil. insanlar gevşeme, gevşemesin diye içlerinde kutsal ruhtan gelen derin Rab korkusu olması lazım. Rab'be büyük bir saygı olması lazım. Rab'be verilen büyük bir değer olması lazım. Ve bu ikisine bu olduktan sonra hatırlarsanız ne görmüştük? Bakın 5. bölüm 5. ayet. Olayları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Rab korkusu. 11. ayet. İnanılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı. Rab korkusu. 12'den devam edelim. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın ev yanında toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde. Ha. Büyük saygı duyuyorlar. Neden? O kadar farklılar ki. Uzlaşma yok. Biliyor musunuz? Dünyanın uzlaşan kiliseye saygısı yok. Ben onu fark ettim. Dünya dindar kiliseye saygı göstermiyor. Dünya dindar kiliseyle, iki yüzlü kiliseyle alay ediyor skandallar ortaya çıktığı zaman değil mi kilise içinde olan skandallar yolsuzluklar ortaya çıkınca bayılıyorlar haberlerde gazetelerde alay etmeye doğru değil mi dünya hı ben bile Rab'bi ararken bir seferinde beni çok tamamen ritüel dindarlık olan üniversitedeyken hafta sonunda bir arkadaşın evine gittik ailem uzak olduğu için genelde hafta sonları böyle boş olduğum zaman yakın çevrede olan okuduğum üniversitedeki Texas eyaletinde orada bir arkadaş işte evine gittik. Yani açıkça söyleyeyim aile katolik bir aile hiçbir şey bilmiyorum. Yani hafta sonra da kaldık. Cumartesi gece güzelce eğlendik arkadaşlar. Bir sürü günah işledik eve geldik yattık sabah. Anne baba dedi ki kalkın işte birlikte gidip kahvaltı yapacağız. Kahvaltıya gidiyoruz. Bir restorana gideceğiz. Dedi ki bu arada giderken yolda da kilisede duracağız. Bana çok ilginç geldi. Yolda kilisede duru vereceğiz. Lafı çok ilginç geldi bana. Hani beni de biliyorlar. İşte artık Müslüman mı biliyorlar o zaman. Katolik olmadığımı biliyorlar. Dediler gelmek zorunda değilsin ama şöyle biz bir hemen girip çıkacağız. Pazar günü ya bir görevimizi yapalım çıkalım. Dinleyin çok iyi dinleyin. İnanın bana. zaten başlamış ayin. Böyle gayet geç girdik. Kapıdan girdiler orada bir su var aldılar bir şeyler yaptılar. Kapıda durdular şöyle. İnanın bir dakika. Bir dakika durdular şöyle yaptılar. Ben de baktım. Yaptık. Hadi dediler yemeğe. Çıktı gittik. Ve içinde ben güldüm yani alay ettim açıkçası. Yani güldüm ya bu mu dedim ya. Bu işte yaptıklar. Bir dakika salla başını alma aşını hadi en azından biz cuma namazına gidiyoruz da orada bir, bir saat falan oturuyoruz. Hele de bağdaş kuruyoruz. Ayaklarımız, bacaklarımız ağrıyor. Yani bunlar şöyle bir yaptılar salla başını, al maaşını. Yani güldüm, alay ettim. Ya bu dindar kilisenin, dünyanın dindar kiliseye bir saygısı yok. Ama ne zaman kutsal ruhun gücünü ve mesledişinin işlediği bir yere girdim, ağzım açık kaldı. Oradan çıkmak istemedim. Toplantı dört saat sürdü. Yerimden oynamak istemedim. Neler olacak bekliyorum. Mucizeler oluyor, insanları iyileşiyor. Olağanüstü şeyler oluyor. Rabbin varlığı var ve ah oh dedim. Rabb bana da bir dokunsa. Neresi? Ha? Neresi? Ne demek neresi? Yani, Amerika'da bir kiliseydi. <laughs> ve büyük saygı gösterdim. Ve insanlardaki o Rabbi açlık, Rabbi arayış beni hayrete düşürdü. Ona da büyük saygım oldu. Dedim, bu insanlar gerçekten Rabbi arıyorlar. Ha, bu insanlarda hakikaten bir şey var. Doğru değil mi? Siz ne düşünürdünüz? Ben kişisel tanıklığımı paylaşıyorum. Ama ondan da öte insanlar korkuyor aralarına katılmaya. Göz alamıyorlardı. Dışarıdan hiç kimse onlara katılmaya göz alamıyordu. Çünkü diyorlardı oraya adım attığın zaman hakikaten <laughs> emin olman lazım. Öyle girip de hani bir oyun oynayamazsın. Bir ayağın orada bir ayağın böyle olamaz. Şöyle bir gideyim takılayım çıkayım gibi olmuyor. Bakalım bir şey, bir şeyler. <laughs> oraya adım attığın anda cidden bağlanman lazım Tanrı'ya. Çünkü bunların Tanrısı <laughs> çok ciddi bir Tanrı. Onları bereketlemekte de çok ciddi. Ve bakın üzerine ne oluyor? Buna karşı Rabbe inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Bunların sonucu, bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta olanları caddelere çıkarıp çıkartıp şilteler ve döşekler üzerinde yatırır oldu. Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, insanlar akın akın geliyor. O kadar Tanrı'nın büyük lütfu ve gücü o kadar kuvvetli ki orada. Çünkü insanlar Tanrı'ya o kadar bağlı, o kadar aç ki, kutsal gücü o kadar yoğun ki insanlar her taraftan geliyorlar, adı çıkmış. Hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi. Amin. Belki düşüneceksiniz. Belki muhtemelen günümüzde olur. Günümüzde bir pasta böyle yapsa, Petrus'un yaptığı gibi çarmıha gererler onu. Petrus lütufkar olmalısın. Böyle söylenir mi canım? Adam ölü verdi. Ne biçim adamsın sen? Ama Petrus, aynı Petrus, öyle bir mesediş arttı ki hayatında adam sokakta yürürken gölgesi insanın üzerinden geçince insanlar iyileşiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dokunmasına bile gerek yok. O kadar yoğun ki Rabbin görkemi. Öyle büyük bir güç var ki, öyle büyük bir mesediş var ki insanlar iyileşiyor ve bunu duyanlar her taraftan akın akın geliyor. Nerede bu kilise? Nerede bu kilise? Dünyanın Haberlerde yayınlanacak. Herkesin akın akın geleceği bu kilise nerede? Dünya bu kiliseyi bekliyor. Türkiye bu kiliseyi bekliyor. Amin. Nerede? Taviz vermeyecek, yamukluğa taviz vermeyecek. Nerede? Günaha, yalancılığa, dolandırıcılığa taviz vermeyecek. Önderlere ihtiyacı var kilisenin. Kulakları okşayan değil de insanlara gerçekten gerçeği söyleyecek. Önderlere ihtiyacı var. Taviz vermeyecek bu lütfun eksikliğini göstermiyor. Bu tam tersine. Daha büyük lütfa giden yolu gösteriyor. Rab korkusu lazım. Ve denge bu. Lütf, eğer bol bol lütuf bizi laçkalaştıracak, insanlar istediğini yapar, işte böyle yapar, gevşer. Ha, tamam. Diyorsak o zaman Rab korkusu lazım. Ve bu, bakın bu insanın yapabileceği bir şey değil. Çünkü eğer ben burada size Rab korkusunu getirmek için yasayı kullanırsam böyle yapılıyor. İnsanlara Rab korkusu gelsin diye yasa kullanılıyor, Musa'nın yasası. Ama o zaman ne oluyor biliyor musunuz? İnsanın kontrolcülüğü ortaya çıkıyor ve insanlar eziliyor. Rab korkusu Rabbin ruhu aracılığıyla yüreklerimize gelen bir şey. Çünkü kutsal ruh içimizde. Ve artık yaşam veren ruhun yasasına tabiyiz. Ve vicdanımızda bir yasa var. O yasayı çiğnememeliyiz. Rab hayır diyorsa, hayır diyoruz. Rab evet diyorsa, evet diyor. Çünkü içsel bir tanıklık var. Tanrı'nın ruhu da bizim ruhlarımıza, Tanrı'nın çocukları olduğumuza dair tanıklık eder ve bizi tekrar tutsaklığa götüren ruhu almadık. Oğulluk ruhunu aldık. Abba Baba dediren ve Rab korkusu ne biliyor musunuz? Rabbin lütfu sayesinde o kadar olağanüstü bir yaşama sahip olabiliriz ki bunu kaçırmaktan korkmak. Sizi bilmiyorum ama Tanrı'nın o kadar büyük lütfu, o kadar harika bereketleri var ki ben bunu kaçırmak istemiyorum. Ben bundan yoksun yaşamak istemiyorum. Ve Tanrı'nın lütfunu gördüğün zaman o kadar harika bir şey ki, o kadar değerli bir şey ki dünyasal günah çok ucuz kalıyor. Ve ben o üç kuruşluk günah için o olağanüstü lütfunu kaçırmak istemiyorum. İşte Rab korkusu bu. Çünkü öyle diyor Süleyman Özdeşli'nde. Rab korkusu günah işlememektir. Amin. Rab diyor sözünü yüreğime sakladım ki sana karşı günah işlemeyim. Evet onun sözü artık yüreğimizde çünkü kutsal içimizde. Ve kutsal ruh ve ruhta yaşayanlar için artık hiçbir yasa yoktur diyor. Yasayla, kurallarla olacak bir şey değil bu. İstediğin kadar on emri ezbere bil. istersen boynuna as, istersen duvarına as, istersen her gün onu oku. Buna göre yaşayacağım diye yapamayacaksın kendi gücünle. Ama Tanrı sana kutsal gücünü verdi. Bu bu senin çabanla olacak bir şey değil, teslim olmakla olacak bir şey. Amin. Ruhta yaşam bu, ruha teslim olmak Amin. ve ruhun yasasını, yönlendirişini, ruhun buyruklarını takip etmek. Çünkü artık kutsal ruh bizim içimizde, kutsal ruh bizim rehberimiz. Tanrı'nın ruhuyla yöneltilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Tanrı'nın ruhuyla yöneltilenler Tanrı'nın isteği doğrultusunda yürümektedir. Ve Rabbin bol lütfu onların hayatında işlemektedir. Ama Tanrı'nın ruhunun uyarılarına karşı gelip de bir, ruhun içindeki hayıra rağmen sen adım atıyorsan evet diyorsan o zaman lütuftan yoksun kalacaksın. Lütuf işleyemeyecek. Tekrar yasa altına geri döneceksin. Ve yasa öldürür. Hananya ve Safira mülklerini sattıktan sonra o çuval dolusu paraya, keseler dolusu altın mıdır, gümüş müdür diyelim. Hadi altın diyelim. Baktıkları zaman doğal olarak düşündüler biz bunu yapamayız. Bu çok fazla. Bakın, yapılacak şey para vermek dahi olmasa. Rab belki sana şu hizmeti başlat dedi. Bakıyorsun o hizmete yapamam. Çok fazla benim için çok büyük diyorsun anlıyor musun? Para olsun, başka bir şey olsun. Rab belki sana bir şehre gitmeni, orada müjdelemeni ve hiç kilise bile olmayan bir yerde bir kilise kurmanı gösteriyor. Bakıyorsun. Çok büyük benim için. Yapamam diyorsun. Aynı şey. Doğal sınırlarına bakarak yapamam diyorsun. Gücüm yetmez diyorsun. Bunu vermeye gücüm yetmez. Daha önce bana öyle diyenler oldu. Pastör ondalık vermeye gücüm yetmiyor. Evet senin gücün yetmiyor. Ama Tanrı'nın bol lütfunu alırsan lütfu sana yeter. Lütufla verdiğin zaman lütufla yapamayacağın her şeyi yapabilirsin. İşte lütuf bu. Yapamayacaklarını yapabilmek. Seni güçlendirenin aracılığıyla onun lütfuyla her şeyi yapabilmek. Lütuf bu güç. Harika bir güç lütuf. Lütuf sayesinde doğaüstü bir yaşam yaşayabiliriz. Lütuf sayesinde kimsenin başaramayacağını başarabiliriz. Lütuf sayesinde elimizde olan azıcıkla çok şeyler yapabiliriz. Bu, bu yıl büyük lütuf yılı. Rab bu yıl için bize o vaadi verdi dedi. Azıyla çoğunu başaracaksın. Nasıl olacak bu? Kendi elinde olana, kendi sınırlarına, kendi yeteneklerine bakarsan geri adım atacaksın, yapamam diyeceksin. Ama Tanrı'nın bol lütfunu aldığın sürece bileceksin ki ben her şeyi yapabilirim. Çünkü ben bunu yapmıyorum. Paulus'un da dediği gibi Tanrı'nın lütfu bende bunu yapıyor. Hepinizden diyor bütün elçilerden daha çok emek verdim. Ama ben değil, Tanrı'nın bende etkin olan lütfu emek verdi. Lütuf sayesinde imkansızı başarabilirsin. Lütuf sayesinde o dev Goliyat'ı yenebilirsin. Lütuf sayesinde başarabilirsin. Lütuf sayesinde galiplerden üstünsün. Lütfa dayanmak, lütufla yaşamak. Öyle büyük lütuf olabilir ki hayatında. Gölgen hastaları iyileştirebilir. Gölgen seferinde bir kilisedeydim. Toplantı daha başlamadan önce, hatta o kilise gelmeden önce başka bir toplantıda birisi bana peygamberlik sözü verdi. Dedi ki, sen yürürken dedi, gölgen insanları iyileştirecek. Oh, dedim. Bir hafta sonra bir kiliseye gittim, vaaz ediyorum. Arkadan öne doğru geliyorum toplantı sırasında. Yürürken, küt dedi bir bayan yere yıkıldı. Sandalyesinden düştü. Hatırlıyor musun? Vay ha, canına dedim. Biraz yer. Ondan sonra kalktı, oturdu falan böyle sersem gibiyim falan. Toplandı bir defa, toplantı geldi dedi ki inanılmaz derecede ağrılar vardı belimde. Doğrultamıyordum, zor oturuyordum. Sen geçerken üstüme bir şey dokundu ve iyileştim. Ha dedim Rab, nasıl bu şekilde kalabilirim? Nasıl bu şekilde kalabilirim? Nasıl olur da bütün hep hepimiz bu şekilde yaşayabiliriz? Düşünebiliyor musun? Otobüse bindin yürürken pat 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 mucize, mucize şifa, mucize şifa. Süpermarkette yürürken <laughs> yanındaki aha iyileştim ne oluyor? <laughs> Ruhla o kadar dolu olabiliriz ki. Ağzımızı bile açmadan insanlar iyileşebilir. Bizim için mümkün. İşte Tanrı kiliseyi öyle bir noktaya getirmek ve o şekilde yaşayacak bir şekilde yaşayabilecek bir şekilde olmasını istiyor. Ama her gün ve o lütuf her gün, her gün lütfa teslim olmamız lazım. Her gün Rab bugün de senin bol lütfunla ve senin gücünle yaşamayı seçiyorum. Hayatımda olağanüstü bir şekilde işle seni davet ediyorum. Benim yapabileceğim bir şey değil ama ben sadece bir kap olarak dolmak istiyorum. Unutmayın bu hazineye. Toprak kaplarda sahibiz. Hazine biz değiliz. Hazine o. Biz toprak kaplarız ama dolmamız gerekiyor. Dolup taşan toprak kap olursak Petrus ne yapıyordu? Aslında taşıyordu. Yürürken gözümüzde görmüyorduk ama şöyle yapınca kase taşı veriyordu. Birazcık oradakinin üzerine geli veriyordu ve iyileşi veriyordu. Yürürken şöyle taşı veriyordu ve oradakinin üzerine geliyordu ve o iyileşiyordu. Hallelujah.